Merhabalar sevgili yengeç burçları, kanalıma ve videoma hoş geldiniz diyorum. 31 Ekim haftası burç yorumlarınızdan bahsedeceğiz. Hemen arkasından da tarotlardan öngörü alacağız sevgili gönül dostlarım. Evet sevgili yengeç burçları, haftaya pazartesi günü itibariyle ikili ilişkilerle başlayacağız. Gündemimiz, konularımız, eşimiz, sevdiğimiz kişi, partnerimizle ilgili konular bizi ilgilendirecek ve bu konularda biraz dönüşüme gidebilirsiniz. Yani tamam mı devam mı olabilir? Yani ilişkilerle ilgili karar verebilirsiniz ve bu karar pazartesi günü itibariyle de netleşeceğini gösteriyor burada bize. Duygusal olarak da biraz böyle kendinizi baskı altında hissetme durumun içinde olabilirsiniz. Sevgili Yengeç Burcu, Salı Çarşamba biraz daha böyle eşten gelen paralar, eşin paraları ya da işte tazminat, nafaka, miras konuları söz konusu olabilir. Burada yeniliğe gitmek, burada farklı bir şey denemek isteyebilirsiniz. Yine duygusal olarak çok da böyle mutlu olmayacağınız, huzursuz olacağınız, huzursuzluktan ziyade kendinizi baskı altında hissedeceğiniz, ruhunuzun sıkışabileceği bir enerji hakim. Nefes almak isteyeceksiniz sevgili yengeç burçları. Özgürlük isteyeceksiniz. Böyle bir enerjiniz hakim ve aynı zamanda yengeç burçlarının zaten hissiyatları güçlüdür. Salı çarşambada hislerinizin daha da güçlü olacağını gösteriyor buradaki enerjiler bize. Perşembe, cuma daha çok belki şöyle bir seyahate gidebilirsiniz. Şehirler arası bir seyahat ya da uluslararası bir seyahat, şehir dışına gitme, başka bir ülkeye gitme, yabancılarla görüşme, uluslararası iş yapma, eğitim, sevgili arkadaşlar, yüksek eğitim alıyorsanız bu konuyla ilgili uğraşma ya da adaletle ilgili gündemler varsa buradaki bu konuları büyüyebilir. Yani çok farklı olabilir. Gözünüzde de büyüyebilir. Toz pembe gelebilir bazı şeyler sevgili yengeç burcu için. Yani küçük bir şeydir ama bunu böyle büyüte çok böyle önemli bir şey haline getirme ihtimaliniz var bu konularla ilgili. Hafta sonu biraz daha kariyer odaklı olabiliriz. Kendimizi göstermek isteyebiliriz. Aynı zamanda biraz yaralanmalara da açık olduğumuz bir gün hafta sonu. Tadilat, tamirat, temizlik, işte bir şeyler yaparken hafta sonu kesici aletlere dikkat edelim. Biraz böyle kendimizi zarar verme enerjisi hakim olabilir. Yani kendimize zarar verme derken kendimizi bir şey yapma anlamında değil de kaza geçirme, ne bileyim başımızı vurma ya da migren varsa migreniniz tutabilir, bir baş ağrısı çekebilirsiniz. Bu tarz enerjiler hakim olabilir. Evliysek eşimizin ailesiyle ilgili bir gün olabilir. Onlarla zaman geçirmek isteyebiliriz. Ya da kendi annemizle ilgili konular söz konusu olabilir. Burayla ilgili bir durum söz konusu ve buralardan da biraz yaralanma da var. Yani eşin ailesiyle ilgiliyse de hafta sonu onlarla geçirdiğinizi varsayarsak belki orada bir şeye canınız sıkılabilir. Ya da annenizle ilgiliyse hafta sonunu annenizle geçirme gibi bir durum varsa burada anneyle ilgili bir can sıkıcı söz konusu olabilir. Yani bu tarz enerjiler hakim yengeç burcu için sevgili arkadaşlar. Hemen tarotlara geçiyoruz. Yengeç burcu tarot yorumu diyoruz. Yengeç burcu. Yengeç burcu. O yengeç burçları finansal olarak gayet iyi, güzel. Yani maddi manevi tamamlanma ya da beklediğiniz haberlerin gelmesi. Bu hafta finansal konularla ilgili bayağı bir gelişme söz konusu. Sanki bir yerden bir haber alma, bir yerden bir para gelmesi ya da sizin bir yere bir para götürmeniz. Yani zaten haftanın başında da alacak verecek işte ödemeler gibi durumlar söz konusuydu ve ki burada da para kartları geldi. Belki dediğim gibi devletten gelecek olan bir para ya da sizin devlete ödemeniz gereken bir para durumu söz konusu olabilir. İnançlarınız doğrultusunda ilerleyeceğiniz bir hafta. Aynı zamanda yeni başlangıçlar yapmak isteyeceksiniz. Bir şeyleri yeniden başlatmak istediğiniz bir durum var. Size gelecek olan bir fırsat, bir şans, bir kısmet var ve bu fırsatı siz biraz beklemeye alabilirsiniz. Zamanı bırakabilirsiniz.
Yani biraz bekleyin, biraz üzerinde düşünün diyeceğiniz bir teklif, bir fırsat, bir şans var burada. Geçmişi özleme var sevgili yengeç burçları. Geçmişi özleme, çocukluk günlerinizi özleme ya da çocuklarımız varsa çocuklarımızla ilgili bazı konuları, gündemleri, onlarla ilgilenme, onların konularıyla kendimize uğraş bulabilme durumu söz konusu. Eğer çocuklarımızı göremiyorsak, çocuklarımızı özlediğimiz ve çocuklarımızla zaman geçirmek isteyeceğimiz bir enerji olabilir. Geçmişten getirdiğimiz bazı kişileri, geçmişten getirdiğimiz bazı konuları ve durumları bu hafta artık bitirme enerjisinde olacağınız bir durumun içinde olabilirsiniz. Burada çünkü ölüm kartı geldi. Ölüm kartı bir şeyin sonlanması, bir şeyin bitmesi demektir sevgili arkadaşlar. Geçen hafta halihazırda bir güneş tutulması gerçekleşti. Bu güneş tutulması kadersel bir döngüden geçeceğimizi gösteriyor. Bu döngü hemen hemen 6 ay sürecek etkisi ve bizim de bu hafta hayatımızdaki geçmişte kalan zamana bıraktığımız, oluruna bıraktığımız bir konunun artık bitmesi gerektiği taraftarı olarak önümüze gelebilir. Yani bu konu artık tamamlanacak ve bitmesi, yenilenmesi gibi enerjilerde olma ihtimalimiz var sevgili Yengeç Burcu. Peki Yengeç Burcu için haftanın kartı neymiş? O Kupa 8'lisi. Gidiyoruz sevgili arkadaşlar. Gidiyoruz. Yani mecburiyetler, yani gitmek zorundayım dediğiniz, mecburum dediğiniz bir sürecin içindesiniz. Duygularınızdan her ne kadar duygularınız olsa da, her ne kadar burada kalmak isteseniz de size evren ve sistem zaten diyor ki senin aradığın burada değil. Artık gitmen gerekiyor. Buradaki sayfa bitti. Buradaki tekamül, buradaki senin sınavın, senin görevin ya da hayatınızdaki bu kişinin sana öğreteceği görevler, sana öğreteceği sınavlar bitti ve gitmesi gerekiyor dediği bir süreçtesiniz. Bu hafta bir ayrılık yaşama durumunun söz konusu olabilir. Ya sevdiğiniz kişi sizi terk edebilir ya siz terk edebilirsiniz. Bir şekilde bir ayrılık durumu var. Ya da siz başka bir yerlere gidebilirsiniz. Başka bir şehre, başka bir ülkeye gitme durumu yaşayabilirsiniz. Hayatınıza bazı şeyleri sonlandıracağınız bir durum içindesiniz. Ölüm kartı geldi. Dönüşüm kartı aynı zamanda. Bir şeyleri dönüştürmek isteyeceksiniz sevgili yengeçler. Yani hayatınızda artık tamamlanmayan, sürümcemede olan, yarım kalan ne varsa bu konularla ilgili tamamlanmaya doğru, dönüşüme doğru gideceğiniz bir hafta bizi bekliyor sevgili yengeçler. Evet, finansal olarak bize gelecek olan güzel fırsatlar söz konusu. Belki biraz önce söylediğim gibi yeni iş teklifi ya da yeni gelecek bir yerden ek bir para, paralarla ilgili gündemleriniz de var. Özellikle hafta başı itibariyle sevgili arkadaşlar. Bir büyüğünüzün size olan desteği, bir büyüğünüzün size verdiği tavsiyelerle belki de siz artık bu durumu kararını verebilir ve bir şeyleri bitirebilirsiniz. Sanki birileri sizi etkileyecek gibi geliyor bana. Bu birileri sizin aileden biri olabilir, baba olabilir, abi olabilir, patron olabilir. Resmi bir kurum da olma ihtimali var. Yani sizin gözünüzde mertebesi yüksek birinden alacağınız bazı haberler ve alacağınız bazı bilgilerle siz dönüşüme doğru ilerleyeceğiniz bir haftaya giriyorsunuz sevgili Yengeç Burcu. Evet, bir ayrılık söz konusu, bir gidiş söz konusu. Hayatımızda da bir şeylerin bittiği bir hafta sevgili arkadaşlar. Evet, bu haftalık da bu kadardı. Aldık, kabul ettik diyoruz. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.